Evet. dünyanın ekseni e, kaydı diyoruz da hakikaten kaydı şimdi. Yani bakın e, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, liberalizm falan e, böyle e, hümanizm falan doğru. İşte karşılıklı birbirine saygı, özgürlük. Öyle mi? O batı şimdi Kur'an okuyor. Hani inançlara tahammül, hani düşünce ifade özgürlüğü yok. Ama Moskov gavuru Moskov dediğiniz Rusya'da Kur'an yakana üç buçuk yıl hapis veriliyor. E hani bunlar Moskov'tu? Hani öbürleri müttefikimizdi? Hala müttefikimiz NATO'da? Bunlar düşman. Müttefiklerimiz kutsal dinimizin kutsal kitabı Kur'an'ı yak yaktırıyor, yakıyor. Ruslar dokundurtmuyor. Yakmaya kalkana hapis cezası veriyor. Rusya'da 2023 yılında caminin önündeki Kur'an önünde Kur'an-ı Kerim yakan Çeçen asıllı Nikita Zura Zuravel buçuk yıl hapis cezası aldı. Zuravel ilk sorgusunda Ukrayna istihbaratının kendisine para teklif ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Ha bakın burada da yine Batı'nın bir uşağı Ukrayna Kur'an'ın yakılmasında rol oynuyor. Rusya'da Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör cezasız kalmadı. Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozny'e 800 kilometre uzaklıkta bulunan Volgograd kentindeki bir caminin önünde geçtiğimiz yıl Kur'an-ı Kerim yakan 20 yaşındaki Nikita Zuravel Grozny'de hakim karşısına çıktı. 2023 yılının Mayıs ayında gözaltına alınmasının ardından Çeçenistan'daki hapishaneye gönderilen Zuravel hakkında karar çıktı. Nikita Zuravel hakkında suç duyurusunda bulunan ve duruşmada yer alan 13 imam, manevi değerlere derin zarar verdiği gerekçesiyle yargılanan Zuravel'e Zuravel e, hapis cezası verilmesini istedi. Grozny, Visayitvovski bölge mahkemesinde görülen duruşmada Nikita Zuravel 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Volgograd kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan Nikita Zuravel Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı. Nikita Zuravel tüm sorgularında ve cezaevinde defalarca kez pişmanlığını dile getirmiş ve özür dilemişti. Zuravel ilk sorgusunda Ukrayna istihbaratının kendisine para teklif ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Zuravel Çeçenistan'ın talebi üzerine Grozny'e nakledilmiş ve duruşmalar Grozny'de görülmüştü. Geçtiğimiz Eylül ayında da Çeçen lider Ramazan Kadiroğlu'nun oğlunun zura veli dövdüğü görüntüler yayınlanmıştır. Ramazan Kadiroğlu ise oğluyla gurur duyduğunu söylemişti. Dünyanın ekseni kaymış. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük, hümanizm falan diyen taraf yüz milyonlarca, milyarlarca Müslüman varken dünyada onların kutsal kitabını yakıyor. Biri tarafta bütün NATO'nun en büyük düşman kabul ettiği Rusya tam tersini yapıyor. E dünyanın ekseni böyle kayar zaten.